Evet, bir 5 yıl öncesine, 10-15 yıl öncesine gitmiyorum bile. Bir 5 yıl öncesiyle bile dramatik farklar var. Örneğin 5. gün embriyosu veriyoruz artık genellikle. Eskiden örneğin Avrupa'nın pek çok ülkesinde hala 2. günde veriliyor. Bu çok kıymetli bir şey. 5. günde laboratuvarda büyütebildiğimiz embriyo zaten rahime verdiğinizde %60 ila 80 oranında yapışma potansiyeli gösteriyor. Öte yandan yumurta kalitesini ortaya koyacak teknikler, iyi yumurtayı seçmek, yine sperm için bu çok önemli. Bir takım işte bizim mikroçip dediğimiz, piksi dediğimiz ya da imsi dediğimiz yöntemlerle en iyi spermi seçme imkanımız söz konusu. Dolayısıyla en iyi yumurtayı ve en iyi spermi seçip en iyi embriyoyu da oluşturduğunuzda laboratuvarda zaten çok da fazla bir şey kalmıyor. Tabii ki Tabii rahimin bu iyilik tutuculuğu. biraz da şu galiba, değil mi? Evet. Hani genetik rahatsızlıklara yatkınlık. Siz DNA'lara bile bakabiliyorsunuz Evet, laboratuvar son ortamında. zamanlarda genetik bilimindeki ilerlemelerle embriyodan çok küçük hücreler alıp bunları genetik laboratuvarlarında inceleyip iyi kalitede kromozomal olarak da kalitesi yüksek olan, normal olan embriyoyu seçip vermek mümkün oluyor. Özellikle tekrarlayan, düşükleri olan ya da çok kere az önce bahsettiğiniz gibi 3'ün üzerinde denemesi olan çiftlerde bu denemelerle, bu tedavilerle çok iyi sonuçlar alabiliyoruz. Tutunmadan bahsediyordunuz tam hocam. Evet, çok iyi embriyoyu seçtik. Evet, hani bazen hastalarımız çok güzel embriyo verdik diyoruz. Diyorlar hani %100 gebe kalabileceğiz gibi düşünmüştük. Tabii ki bir gap var, yani orada çok düşük bir Takdir oran ilahinin var. girdiği bir... Öyle bir durum var, biz de öyle diyoruz. Ama öte yandan yine anne adayının rahim iç duvarını değerlendirmek için de artık endoskopiyi çok yoğun kullanıyoruz. Bu laparoskopi olabiliyor, tüplerde bir tıkanıklık var mı? Çünkü içerisinde sıvı birikip embriyonun yerleşmesini engelleyebilir tüplerdeki sorunlar bazen. Yine rahim içine histeroskopi dediğimiz endoskopik işlemle net olarak gözlemek ve varsa düzensiz alanlar düzeltmek mümkün oluyor. Dolayısıyla işin bu ayağı da çok önemli. Bunlar da tutunmayı arttırıyor. Çok iyi embriyoyu buldunuz, rahim içini de düzelttiniz ya da sorun var mı diye tetkik ettiniz ve sonra embriyoyu verdiğinizde neredeyse %100'lere ulaşıyoruz ama herhalde bu genetikteki gelişmelerle de bir 5 yıl içerisinde %100 de yakalanacak diye düşünüyorum. Evet.